Günaydın, iyi sabahlar. Bu sabah da size Fransa'nın güzel kenti Cannes'dan sesleniyoruz. MIPIM 2018, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı. Bugün yine buradayız ve çok değerli bir konuğum benimle birlikte. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özaseke benimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Bakanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler, iyiyiz biz de. Hem buradaki etkinlikleri takip ediyoruz, hem sizin konuşmalarınızı takip ediyoruz. Gerçekten verimli bir fuar oluyor, görüşündeyiz. Tabii sizin gözlemleriniz çok önemli. Dün konuşmalarınız vardı. Özellikle yine yabancı yatırımcılarla bir araya geldiniz. Genel olarak fuarın nabzıyla ilgili birkaç değerlendirme desem, öncelikle neler söylersiniz? Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en zirve fuarı burası. Geçtiğimiz yılda katılmıştım zaten. Sağolsun İstanbul Ticaret Odamız burada geniş bir stand kiralamış. Ayrıca 50'nin üzerinde bizim firmamız burada kendilerine yer kiralayarak ülkenin tanıtımını yapıyorlar. Bir taraftan yaptıkları projeleri tanıtıyorlar. Bir taraftan ülkenin tanıtımına müthiş bir katkıda bulunuyorlar. Bir taraftan da haliyle konu komşuda ne var onlara bakıyorlar yan yana. Ne oluyor, ne bitiyor, onlar neredeler, biz neredeyiz. Bunları görme imkanı oluyor. Bir kıyaslama oluyor şüphesiz. Haliyle. 25 bin civarında ziyaretçi var burada. Hepsi sektörün ileri gelenleri. Bir taraftan hem kendi arkadaşlarımızla, Türkiye'den gelen inşaat sektörünün ileri gelenleriyle sohbet edip geleceğe ait düşündüklerimizi, neler yapabileceğimizi, hükümetimizin programını onlara anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. En azından sektörün geleceğini görsünler istiyorum. Bir taraftan da dışarıdan muhataplarımız var, Rus Bakan başta olmak üzere. Onlarla konuşuyoruz. Onlardaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir araya geliyoruz. Yabancı yatırımcılarla bir araya geldiğimizde de Türkiye'deki fırsatları, neler yapılabileceği hususunu, onlara yol gösterme adına bizim bakanlığımızın nasıl bir tavır içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Son derece verimli, faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunun gibi dünyada birçok yerde etkinlikler oluyor ama bu Cannes fuarı hepsinden çok daha önemli. Yabancılarla özellikle dünkü görüşmelerinizden biraz bahsedersek, Türkiye ile ilgili ne gibi sorular geliyor? Yani neleri çok merak ediyorlar ve hangi ülkeler daha çok bizimle ilgileniyor? Az önce Rusya dediniz, yanı sıra dersek? Onun yanı sıra Singapur'dan ciddi yatırımcılar vardı, Japon yatırımcılar vardı, Polonya'dan bir takım yatırımcılar vardı, Arap ülkelerinden yatırımcılar var. Onların hepsi de Türkiye'de nasıl bir yatırım olabileceği hususunu araştırmaya çalışıyorlar. Ancak bir taraftan da akılların ucunda Afrin var. Var tabii. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor onlar var. Bugün birkaç yerde konuşma yaptım. Özellikle yabancıların yoğun olduğu yerlerde kendilerine dedim ki bakın bir sürü belalarla uğraşıyoruz, sıkıntılarla uğraşıyoruz. Coğrafya bir ülkenin kaderi. Yani bizim seçim imkanımız olmayan Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir yer. Ve orada başımızda bu insanlar var. Biz onlara karşı bir taraftan insanlarına çok insani bir duyguyla yardım ediyoruz. 3,5 milyon insanı misafir ediyoruz. Ama bir taraftan da terör örgütlerini yok etmeye çalışıyoruz. Müthiş bir mücadele. Senelerdir bu PKK'yla mücadele ederiz. Aynı şekilde FETÖ diye bir bela var. Belki siz anlamakta güçlük çekersiniz bunu. Ya nasıl anlatalım size bu FETÖ belasını? Onunla mücadele ettik ve temizledik onları. Bir taraftan dedim, yani hiçbiriniz alınmayın ama sizin ülkenizin içinde bulunduğu servislerin ortaya çıkardığı önce IŞİD dedikleri uzun sakallı, sonra sakalını kesip PKK'ya kattıkları gruplar var. Yani uyduruk proje örgütler var. Bunlar karşısında Türkiye müthiş bir mücadele verdi ve bitirmek üzereyiz. Bir de siz olsaydınız ne yapardınız dediniz. Bunlardan dedim herhangi birisi sizin başınızda bir tanesi olsaydı. Evet. Başınıza gelseydi. Bunlar emin olun birkaç ay önce Fransa'ya gittiğimde bir Sacré-Cœur Kilisesi var. Oraya doğru çıkmıştım. Ya askerlerin donanımına bakınca adam uzay çağında mı dersiniz? Her taraftan silahlar sarkıyor. Onlarca asker geziyor ortalıkta. Onlar da patlama ne zaman oldu diye düşündüm. Hatırlayamadım bile. Çok geçmişte bir patlama olmuştu. Evet. Sıkı yönetimler halen devam ediyor. Travmasını atamamışlar. Atamamışlar. Emin olun turistlerin bulunduğu yerlerde o robotik askerler her tarafta envai çeşit silahlarla gezmeye devam ediyorlar. Sonra bize dönüyorlar diyorlar ki hoş görün canım ne var bunda? Terör örgütlerine karşı biraz daha sıcak ilgili yaklaşım falan gibi dalga geçer gibi de şeyler söylüyorlar. Biz aşılıyız dedim. Biz bunlarda hiç etkilenmeyiz. Bakın son çeyrekte %11 büyüdük biz. Evet. Ve ortalaması alındığı zaman %7. Neredeyse dünya birincisiyiz.
Avrupa'da hangi ülke bu belalarla uğraşıyor ve sonra büyüme noktasında bizim gibi %7'leri yakalayabiliyor? Ve gelecek sene ait işaretlere baktığımız zaman da biz yine çok daha büyük oranda yine dünya birincisi olacak şekilde inşallah büyüyeceğiz diye tahmin ediyoruz dedim onlara. Evet. Ve ilgiyle de hep izliyorlar. Doğrusu Türkiye'ye yatırım yapma noktasında ben istekli olduklarını görüyorum evet. Çok net olarak. Özellikle panellerde ve buraya katılımda hem gayrimenkul hem mimarlık şirketlerinin yanı sıra bu kez hani illerin de ilçelerin de geldiğini gördük. Özellikle Gaziantep ve Hatay örneği üzerinden gitmek istiyorum. Oradaki işte standları gezdiğimiz zaman da hani sorduğumuzda ilginin olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü baktığınızda siz de ifade ettiniz konuşmanızda hani Suriye ile ciddi ilişkileri olan ama şimdi orada çıkan savaştan dolayı bundan olumsuz etkilenen bölgeler. Fakat diyorlar ki işte şimdi risk alma zamanı en ucuz olan zaman. Şimdi gelmeyeceksiniz de ne zaman geleceksiniz? Bu konudaki değerlendirmenizi rica edeceğim. Biraz önceki toplantıda Ruslar özellikle Türkiye'ye geldiklerini, hangi şehirle geldiklerini sordum ben de tabii arkasında. Hı hı. İstanbul'a gelmişler, çok iyi biliyorlar. Antalya'ya gelmişler. Alanya dediler, Kemer, başka bir şehir çıkmadı. Dedim ki bakın dünyanın en eski yerleşim yerlerinin başında Türkiye geliyor. Bir Mezopotamya var, yaşanılacak gibi bir yer değil şimdi orası. Ama bir de Türkiye var. Bizim şehirlerimiz 12 bin yıllık, 10 bin yıllık, 8 bin yıllık. Bu şehirlerde kültürler oluşmuş, medeniyetler kurulmuş. Oradan izler taşıyoruz. Sizin bu şehirleri görmeniz lazım. Onlar da geleceklerine dair bir takım işaretler verdiler. Özellikle Antep örneğini orada verdik. Zaten bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız da oradaydı. Oradaydı. Evet, bakın Fatma. Şimdi 500 bine yakın misafir almışlar. Bu insanların bir kısmı orada çalışıyorlar ama bir kısmı da kamplarda kalıyorlar. Bunların çocuklarına eğitim veriyoruz. Bunlara yiyecek veriyoruz. Yaşe veriyoruz. Üst baş giyim hepsine bakıyoruz biz bunları. Bunlar ne yaptığımızı niye yaptığımızı belki çok merak ediyorsunuz ama vicdan taşıyoruz dedim. Bizler merhametli insanlarız. Dışarıda eğer kapımızın önünde birisi açsa biz evde kesinlikle yatamayız. Ona yemek veririz, içecek veririz, yaşe veririz, ibadete veririz. Işte, veririz. Türk misafirperverliği böyle. 500 bin nüfusun altından bu belediye başkanımız kalkıyor. Bunlar şehri merak etmiyor musunuz dedi. Bunların şehirlerindeki kadim kültür yardım etmek üzere kuruldu. Bu dünyanın geçici olduğu ve öbür dünyada da rahat edebilmek adına mutlaka şimdiden iyi işler yapmaya yönelik. Onlar da Anadolu'ya geleceklerini söylediler. Bizim arkadaşlarımız da cesaretle Hatay var, Balıkesir var burada, Beyoğlu Belediye'miz var, Antep Büyükşehir Belediye'miz var, Şehit Kamil var. Birçok belediyemiz var burada. Var. Özel sektör var, kamu kuruluşları var haliyle. Doğrusu burada iyi bir temsil noktasındayız. Çadırımız da zaten bir taraftan Londra, bir taraftan Paris. Da Paris arasındayız. En güzel yerdeyiz, en güzel konumdayız. Evet. Şimdi biraz da hani Türkiye yatırımlarla ilgili çağrılarınız üzerinden gidelim. Hem ekonomiye dair beklentileri biraz konuşalım. Özellikle Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ifade ettiniz. Bu anlamda kentsel dönüşümün önemine dikkat çektiniz. Ve diyorsunuz ki hani 15 milyon hani bir tarafa konut olarak bunun 7,5 %50 sorunlu ama 7,5 acilen dönüştürülmeli, güçlendirilmeli. Bu noktada yani kentsel dönüşüm için gelin burada iş yapın dediniz. Zannediyorum Japonlar herhalde bu noktada biraz ilgililer. Hem hani 500 bin değil mi? Yıllık 500 bin haneyi yenileme evet. planınız evet. var. Hedefiniz evet. de böyle. Bu dönüşümde bazı uygulama sorunları da yaşanıyor. Şu anda çünkü hali hazırda zaten devam ediyor. Biraz yapılanlar, biraz eleştirel taraftaki aksaklıklar dersek neler söylersiniz? 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir yasa çıkarılmış. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu gerçeğinden hareketle bir an önce kentsel dönüşüm yapalım. Evlerimizi yenileyelim, sağlamlaştıralım. Depreme hazırlık olsun. Çünkü hazırlıksız gelen 99 depremi 7.4 şiddetinde olmasına rağmen 17 bin insanımızı aldı. En sevdiklerimiz gitti orada. 100 milyar dolar civarında bizim kaybımız var. Halbuki bu depreme hazırlıklı bir ülkede olmuş olsaydı emin olun çok minimum sayıda insanlar ölürdü ve çok az bir hasar olurdu. İşte Japonya örneği bakınız. Evet. Evet. Nasıl sallanıyor ama insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. Burada söylerken bazen de çekimser davranıyorum veya bazen ihtiyatla söylemeye gayret ediyorum. Ya ikide bir de insanlara olumsuz haber veren şom ağızlı birisi olmak gibi de bir korkuyla içimden gelen bir duygu bu nihayetinde. Ama söylemek lazım. Söyledikten sonra ben kendi üstüme düşeni yapmalıyım. Belediyeler üstüne düşeni yapmalılar. Şahıslar da üstüne düşeni yapmalılar. Böylelikle bu işin altından kalkabiliriz. Yoksa herkes oturduğu yerden
Efendim bakan değil misin? Gel bizim evlerimizi yenile. Keşke imkanım olsa da bütün Türkiye'yi baştan sona sıfırdan yenilesen. Öyle bir imkan olmadığına göre herkes üstüne düşeni yapmalı diye düşünüyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkardığı yasayla bugüne kadar gelindiğinde 1 milyon 200 bin civarında bağımsız birim, dükkan veya konut. Tamam. Kentsel dönüşüm yenileme işine girmiş. Yarısı uygulanmış, yarısı daha uygulama safhasında. Bu ortalama yılda 200 bin konut gibi yapıyor. Ama bu bize yetmiyor. Bizim senede 500 bin konutu yenilememiz lazım. Özellikle İstanbul'da daha çok Marmara'ya yakın cephesi olan yerlerde 30-40 yıl öncesinde yapılmış binaları bir an önce yenilememiz ve dönüştürmemiz icap ediyor. Buna ait her türlü yasayı yaptık, hazırladık. Yönetmelikleri hazırladık. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve zaten çıkacak. Buraya gelene kadar ama bakıldığı zaman bir takım uygulama hatalarını da görmüyor değiliz. Evet. Neler onlar? Birincisi rantı çok yüksek yerlerde müteahhitler gidiyorlar. Evde oturan insanlarla anlaşıyorlar. Çok kabaca herkesin bildiği bir örnek olduğu için söylüyorum. Yoksa kimseyi rahatsız etmek adına söylemiyorum. Bağdat Caddesi. Orada bir iki kat yapınca bütün komşulara, oturanlara bir tane daha ev veriyorlar. Bedava. Bina yenileniyor. Para almadan. Evet. Ve bina yenilenmiş oluyor. Nüfus artıyor mu orada? Yol aynı yol ama. Yol aynı. Otopark aynı. Hı. Sağlık ocağı aynı. Okullar aynı. Bazı belediyelerimiz çözümü şöyle bulmuşlar. Yoğunluk dediğimiz bizim bir hesaplama usulü var. Belki herkes bilmeyebilir. Mahalledeki evlerin, konutların araziye oranı. Hı. İşte iki yoğunluk varsa 4 yoğunluğa çıkarıyorlar. 2 ev varsa 4 ev yaptırıyorlar. Yarısını müteahhide veriyorlar. Yarısını vatandaşa veriyorlar. Peki orada yol değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yeşil alan değişmiyor. Kentteki o sosyal doku dediğimiz hiçbir doku değişmiyor. Evet. Bunlar da müthiş yanlışlar. Bunlar da bir an önce vazgeçmemiz lazım. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da mesela? Neler yapıyorsunuz? İki yerde, bunların önüne nasıl geçeceksiniz? Nasıl i̇ki yerde İstanbul'da özellikle dönüşüm için alan hazırladık. Bu alanlarda mahalle dokusu dediğimiz doku içerisinde çok yüksek katlı olmayan konutlar üreteceğiz. O konutları depremde en erken yıkılabilecek olan ev sakinlerine teklif edeceğiz. Tercihli olarak gelmek istediğiniz... Bu iki yer biraz İstanbul'un dışında herhalde yerler. Hayır çünkü değil. İstanbul'un içinde pek yer kalmadı. Nereye yapıyorsunuz diye merak ediyorum. Şimdi söylemeyeyim isterseniz. Şimdi daha sonra konuşalım tamam, onu. Peki tamam. Birisi Avrupa yakasında, bir tamam. Anadolu yakasında. Peki tamam. Hazırlıklar çok hızlı bir şekilde devam Uzakta ediyor. Uzakta da değil yani. Değil. Tamam. Değil. Ama en azından mesela Avrupa yakasında olan ondan fazla ilçeyi dönüştürebilecek kapasitede bir yer. O çevresindeki ilçelerin hepsinin dönüşümüne hazır olabilecek bir yer. Orada hazırladığımız konutları dışarıdan hiç kimseye vermeyeceğiz. Yani dışarıya satmayacağız. Hı hı. Nüfusu artırmayacağız. Öyle bir şey yok. Ama o çevresindeki ilçelerde seçerek o tarafa transfer edeceksiniz. Yıkılmak üzere olan, deprem geldiğinde evi yıkılacak vatandaşlar eğer isterseniz bakın şuraya çıkabilirsiniz diyeceğiz. Evet. Ve o taraflara taştıktan sonra boşalttıkları yerleri o mahallelerin yeşil alanı, cami alanı, işte oradaki yolu. Tabii ki sokakların genişletilmesi gibi bir takım sosyal dokularda kullanacağız. Hı hı. Şimdi bunları eğer biz çok hızlı olarak yapabilirsek biz geleceğe ve depreme hazırlamış oluruz. Bu 15 milyon rakamı nereden çıkıyor? Şundan dolayı 2000'li yıllara kadar yapılan tüm yapılar biraz risk taşıyor. Çünkü eski yönetmeliğe göre yapılmış. Deprem yönetmeliği biraz orada geçerli değil. İstanbul'da zamanındaki o bizim kaçak müteahhitler dediğimiz müteahhit grubun yaptığı evler de çok güvenilir gibi gözükmüyor. Ama 2000'den sonra çıkan yasalarımız var. Yönetmelikler var. Çok sertleşti. Bunlara dayalı olarak yapılmış olan konutlar çok daha sağlam. Hı hı. Yani 2000'den sonra yapılanları sağlam görebiliriz. Ve yani yapı 2000'den denetim firmaları... öncekileri Sayın Bakanım otomatikman siz hani hiç riske girmeksizin riskli grubuna mı alıyorsunuz? Hani... Alıyoruz ama yaptığımız bizim bir takım sondaj çalışmalarında da onların %50-55 oranında riskli olduğunu görüyoruz. Bir kısımlarda sağlam yapılmış veya tek katlı, iki katlı onların çok risk taşıdığını zannetmiyorum ben. Hı hı. Onun dışındaki risk taşıyanlar %50'ye hitap ediyor. 2000'li yıllara kadar yapılmış olan sayı 15 milyon civarında olduğuna göre bunun 7,5 milyonu risk taşıyor diyebiliriz. İşte bizim için en çok korkutucu olanlar bunlar. Bunlar bir an önce taşımalıyız. Peki burada şahıslara, belediyelere ve bize ne iş düşüyor? Evet. Şahıslara en azından şu düşüyor. Ne olur oturdukları evleri bir ölçtürsünler.
depreme dayanıklılığını ölçtürsünler. Bu zor değil. Belediye bununla ilgileniyor mu Sayın Bakanım? Bazı belediyeler yapıyorlar. Hı-hı. O hizmet veriyorlar. Hı-hı. Ama dışarıda ölçüm firmaları özel firmalarda. Var. Firmalar var. Hı-hı. Çok cüzi paralara. Oturdukları evlerin kaç şiddetinde depreme dayanıklı olabileceğini söylüyorlar. Hı-hı. Bunu yaptırsınlar lütfen, ne olur. Çünkü deprem geldiği zaman o evin içerisinde en sevdiklerini alıp götürüyor. En acı şey bu. Sonra belediyelerimiz. Ya bir ara ben demiştim ki ey belediyeler, ya şu çiçek böcek işleri falan bir bırakın da kültür sanat falan, eyvallah dedim, bunlara hiçbir şey demiyorum. Hı. Ne olur ben kültür sanat düşmanı falan gibi ilan etmeyin beni. Ama birinci yapacağınız iş sizin. İnsan canı. İnsan. Ya oradaki mahalleleri bir gözden geçirmek. Depreme hazırlık var mı yok mu, bunları görmek. Hele hele ülkemizin %66'sının birinci derecede ve ikinci derecede deprem kuşağında olduğu gerçeğini biliyorsanız ve nüfusumuzun %71'inin de bu yerlerde oturduğunu biliyorsanız yerinizde duramazsınız. Ve kapıya dayanmış olan depremler var. Bundan dolayı belediyelerin birinci yapması gereken iş, elbette diğer faaliyetleri yapacaklar, onlara karşı olduğum manasına gelmesin bu söylediğim. Ama öncelikle herkesin oturduğu evlerin depremsellik açısından sağlamlığını bir kere ölçtürsünler. Sonra gerekirse mevzi mevzi hesaplayarak insanlarla anlaşıp dönüşümün birçok yolu var. Acayip teşvikler veriyoruz. Ve yakında 0% krediler çıkaracağız. Oralar dönüştürme noktasında adım atsınlar. Belediyelere de bu iş düşüyor. Biz de tabii ki bu işin koordinasyon tarafında yasalarını çıkarmak, yönetmeliklerini hazırlamak, darda kalanlara gidip yardım etmek düşüyor. Ben mesela bazen çöküntü alanlarına gidip kendim bile müteahhitliğe başlıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik yapar mı? Ama Fikirtepe'de girdik. Niye vatandaş mağdur? Gidip yardım edip çökmüş müteahhitlerin elinden alıp vatandaşlara evini yapıp vereceğiz. O şekilde kalmasın diye müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Evet, müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Orada vatandaşlarımızdan biraz anlayış bekliyoruz ama ne yazık ki kentsel dönüşüm tam doğru bir mecraya oturmadığı için bazen ara ara çıkarcı vatandaşlardan da şikayet etmek durumundayım. Mesela? Yani işe başlıyorsunuz, 500 kişinin evini yapacaksınız, 490 kişi gayet güzel, elinize sağlık diyor, dua ediyor. 10 kişi buradan acaba ne koparırım diye bakıyor. İşte dava açıp bekletenler, sizinle özel pazarlığa girenler, el altından haber gönderenler. Mesela Fikirtepe'de biliyorum ben, kocaman bir adada, evet, 1000'e yakın insan bir kişiyi bekliyor. O da ortada evi tutuyor. Ve onu da bazı basın yayın organları özgürlükler ülkesinde bir hak mücadelesi gibi görüyor. 999 kişinin hakkı ne olacak? İkna ne olur bana söyler misiniz? Ya o nihayetinde yıkıldı ama evet, herhalde oradaki insanlar bir sene geciktiler. Doğru bir şey mi bu yani? İşte o yüzden biraz daha insanların biraz daha bu işlerde yaklaşımlarının daha sıcak olmasını ümit ediyoruz o, evet, konularda. Şimdi sizin bir de tabii şehirlerle ilgili olarak, yani biz de şehirleşme çirkin diyorsunuz. Görüntünün de çirkin olduğunu düşünüyorsunuz. Düzensiz olduğunu ifade ediyorsunuz. Altyapıda sorunlar olduğunu ifade ediyorsunuz. Şöyle bir baktığınızda özellikle yeni yapılarla ilgili olarak görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi mesela TOKİ'ye baktığımızda diyorlar ki ve yapıyorlar da işte şehrin yapısına uygun konut. İşte Amasya'ya uygun evler gibi mesela. Bu oldukça önemli ama mesela İstanbul'un içine bakıyoruz. Özellikle İstanbul örneği üzerinden gitmek istiyorum. Çok ciddi böyle gökdelenlere dönük bir yapılaşma var. Aynı soruna geliyoruz. Yine sokaklar yetmiyor, otoparklar yetmiyor. İstanbul trafiği üst üste. Ve bu anlamda da ciddi daireler var hala satışta olan. Ve inşaatlar da devam ediyor. Bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim. Yüksek katlar aslında dünyanın her yerinde var. Yok, evet, değil. Ancak oralarda biraz daha prensipli, biraz daha önceden projelendirilmiş şekilde yapılıyor. Bir yere yüksek kat koyacaklarsa planlamasını yapıyorlar. Altyapısını ona göre düzenliyorlar. Sonra da o yüksek katları veriyorlar. Paris yüksek katların olduğu bir yer var. Orada hep beyaz yakalılar çalışıyor genellikle. Hı-hı. Ama yer altında bir sürü oraya giden metro hatları vesaire falan her şey hazırlanmış vaziyette. Bizde biraz bu dağınık yapıldı. Aslında şehircilik bir süreç, biliyor musunuz? Mesela Amerika'da New York şehrinde bir tarihte gittiğimizde İmar Daire Başkanı Türk'tü, yeni emekli olmuştu. Yerine de eşi İmar Daire Başkanı olmuştu. Bizim için gurur verici bir şey. Çok keyifle dinledik onları. New York'un Washington'ın ilk planlaması 1711.
Türkiye'de bizde ilk planlamalar 1910, 20, 30. 200-250 sene daha sonra. Çok Almanya'da o zamanki faşistan baskılardan kaçan profesörlerin oluşturduğu o bilim adamları heyetin çizdiği planlarla. Kendi şehrimde bile 1920'li 30'lu yıllarda o günkü plancılar gelmişler. Minarelere çıkmışlar, şehirlerin resmini çekmişler ve oradan bir plan yapmaya çalışmışlar. Plancılık çok geç. Sonra ikinci bir sorun bizde 50 yıllardan itibaren 60'lı yıllarda çok hızlanan bir göç dalgası var. Avrupa'nın 1700-1800'lü yıllarda yaşamış olduğu göç dalgasını biz 1950'lerde 60'larda yaşamaya başladık. Bunlar karşısında üçüncü bir sorun da o. O göç dalgası karşısında hazırlıksız yakalandık. Nasıl yaklaşacağımızı bilemedik. O insanlara yer gösterip imarlarını hazırlayıp buralarda buyurun evinizi yap demek yerine ya yıkmayı tercih ettik. Zabıtalarla vesaire kavga, gürültü veyahut da bunlar geldiler bizim arka bahçemiz olurlar. Siyaseten biz bunları kullanırız gibi çok çıkarcı bir anlayışla bir partimiz de ne yazık ki böyle yaklaştı. Şehirlerin etrafını çepeçevre gecekondularla geldi. Gecekondular oldu, evet. Böyle olunca karşımıza şu gerçek çıktı. Bir, görüntü itibariyle bakıldığı zaman bizi yansıtan şehirler yok. Kimliksiz şehirler var. Halbuki insan şehrini kendi inşa eder. Sonra da o şehirden etkilenir. Şehre baktığınız zaman orada kimlerin yaşadığını, ilişki biçimlerini, inanışlarını, örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerini çözebilirsiniz aslında. Bakın şimdi bizim şehirlerimize baktığınızda siz bizim insanımızı görebiliyor musunuz şehirlerde? Göremiyorsunuz ne yazık ki. Evet. İkincisi de bir kaçak müteahhitler furyası başladı ki İstanbul için daha çok geçerli. Daha fazla kat ve o imar yönetmeliklerine uymayan yeşil alanı mümkün mertebe az kullanmak. Onların dışında da hadi neyse onları da görmezlikten gelelim. Yeşil alanımız az olsun ama kullanması gereken demir miktarında çalmalar, betonlarda işte deniz kumu kullanmalar vesaire gibi vesaire gibi yapılarla ortaya çıkıldığında işte biraz önceki korktuğumuz manzara ortaya çıktı. Kimliksiz binaların yanı sıra bir de sağlıksız binalarımız var. Şimdi işimiz şöyle bir örnekle belki anlatmak daha kolay olur işimizi. Belki elimizde sıfır bir arazi olsa, bomboş bir arazi olsa çok net orada kaç kişinin yaşayacağını hesap ederiz. Çarşısını, pazarını, evlerini, yollarını bağlarız birbirine. Çok güzel bir semt çıkabilir. Ama öyle değil bizim şehirlerimiz 10 bin yıllık şehirler. 8 bin yıllık, 6 bin yıllık şehirler. Adeta şahane bir kumaşı acemi terzilere vermişiz. Onlar da eline alıp paramparça etmişler. Şimdi birileri geliyor onu düzeltmeye çalışıyor. Son birkaç senedir emin olun çabaladığımız her ortamda ben bunu görüyorum. Önüme bomboş gelip de şu araziyi planla diyen yok. Evet. Halbuki 1/100 binlikleri 50 binlikleri hep biz yapıyoruz bakanlık olarak. Evet. Planlamaları biz yapıyoruz. Fakat bize tertemiz bir arazi gelip de planlatmıyorlar. Olmuş, bitmiş, paramparça olmuş. Tarım arazileri üzerine bir sürü fabrikalar yapılmış. Tarım arazileri üzerine fabrika yapılmış. Fabrikayı mı kapatırsınız? Yoksa korumak için başka bir yol mu tercih edersiniz? Yapacağınızı da şaşırıyorsunuz şimdi. Yani acemi terzi elinde paramparça edilmiş bir kumaşı düzeltmeye çalışıyoruz. Öyle bir zor durumla karşı karşıyayız. Şimdi kolay gelsin. Hakikaten kolay değil. İstanbul'da, İstanbul ya da Türkiye'nin genelinde ki siz belediyecilikten geliyorsunuz. Kayseri'nin eski belediye başkanısınız. Evet. Erciyes Dağı'nı gittik gördük yani. Gerçekten şahane. Çok emeğiniz var. Doğru. Dolayısıyla çok iyi görüyorsunuz bunları. Şimdi biraz böyle yeşillerden bahsedelim, doğadan bahsedelim. Mesela en yakın örnek Paris bir Central Park yapıyor. Şimdi ben hafta sonu İstanbul'da bir orman, çocuğunu gezdirmek isteyen orada, mangal yapmak isteyen orada, spor yapmak isteyen orada. Yani gidecek yer kalmamış, girmeniz bir saat, çıkmanız 1,5 saat. Yani ne anladık bu işten diye böyle yorgun bir şekilde evet eve dönüyorsunuz. Gerçekten ben dedim ki Sayın Bakan'a bunu soracağım. Biz de bir Central Park yapalım. Birkaç tane yapalım. Yani insanlar mümkünse de bunlar keşke şehirlerin içinde olsa, keşke ulaşım olsa. Şöyle metrodan insek çıksak, parkta yürüsek. Bunları hayal ediyoruz, gerçekleşsin istiyorum. Bu konudaki adımlarınız neler olacak önümüzdeki dönemde? Bir fırsat önümüzde şimdi. 15 Temmuz o kötü darbe girişimi. Lanet darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın askeri alanların yeşil alana çevrilmesiyle ilgili vermiş olduğu talimat. Müthiş bir fırsat olarak önümüzde duruyor bu şimdi. Ben kendi şehrimden müsaade ederseniz örnek vereyim. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 94 yılında belediye başkanı olduğumda bir elin parmakları kadar park vardı. Etraflar da tel örgüyle çevriliydi. İçinde nahoş ne kadar olay varsa hepsi vardı.
bütün Kayseri hemşerilerimiz şimdi duyunca bana hak veriyorlardı. Şimdi 1000'den fazla park var Kayseri'de. Haliyle o günlerden bu tarafa doğru epeyce bir gelişme oldu. Fakat istediğimiz noktada mı? Değil. Bizim yönetmeliklerimize göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu kıstaslara göre, Eskişehir yerleşim yerlerinde en az kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşmeli. Yeni bir yerleşim planlıyorsak eğer 15 metreye çıkarıyoruz bunu. Madem imkanımız var, tamam, o zaman yeşil alanlar daha çok tutalım diye düşünüyoruz. Hı hı. Ya bu yönetmeliklere uygun olarak yapılan yerlerde tabii ki çok hoş bir durum çıkıyor ortaya. En son Kayseri'de hava ikmal merkezi var. 3 milyon metrekare kadar arazi, 2 milyon metrekaresini yemyeşil park yapıyoruz şimdi. Anlaştık arkadaşlarla, Milli Savunma Bakanımızla. Planlamalar yapılıyor. 2 milyon metrekaresi üzerinde. Onlar da çok titizler. Dediler ki, burada lütfen hiçbir şey üzerinde başka bir şey olmasın. Dedim ki sadece ihtiyaç mahalli, su alma yerleri. Harika. O kadar da olsun yani. Yani onlar da mecburuz onlara da. Onun dışında 2 milyon metrekare yemyeşil oluyor. Şimdi bütün şehirler kendi askeri alanları dışarı doğru taşınırken kendi yerlerini tespit edip yeşil alana dönüştürebilirler. Bu İstanbul için de geçerli, Ankara için de geçerli, başka yerlerde için de geçerli. Bu aslında kötü bir şey değil. Askeriye dışarıya atmak gibi algılanmasın. Biraz gecikmiş bir proje. Neden? Askeriye gelip oralarda konuşlandığında ve işler yapmaya çalıştığında şehirlerin çevresiydi oralar. Çeperleriydi, dışıydı. Şehirlerin içerisine gelip askeriye orada kışlalarını kurmadı. Atış talimgahlarını falan oralarda yapmadılar. Şehirlerin kenarlarıydı buralar. Fakat şehirler öyle büyüdü ki içine aldı. O zaman şimdi onların dışarıya taşınması kadar doğru bir şey olamaz. Evet. Herkesin bundan istifadeyle şimdi şehirlerinde devasa parklar yapma imkanı var diye düşünüyorum. Evet, iyi bir nokta. Yakın zamanda umuyoruz bunlar İnşallah. Hayata geçerler. Şimdi bir de katı atık projenizle ilgili olarak değerlendirme rica edeceğim. 2000'li yılların başında nüfusun sadece %23'üne hitap eden katı atık depolama. Şimdi %74'lere herhalde yanlış söylemiyorsam çıktı. Buralardan ne kadar enerji elde ediyorsunuz? Bu yöndeki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu anda buralardan 3,5 milyar lira gibi bir ekonomik gelirimiz var. Hı hı. 60 bin civarında insan istihdam ediyoruz. Yalnız Türkiye'deki 31 milyon ton civarında günlük çöpün 2000'li yılların başında sadece %1'i değerlendiriliyordu. Şimdi %20'lere doğru çıktık. Hı hı. Bu bize yetmiyor. Arkadaşlarımızla yeni bir proje geliştirdik. Adı Sıfır Atık. Adı nedir pardon? Sıfır Atık. Sıfır Atık. Evet, Emine Hanım bu konuyu himayesine aldı. Ve geliştirmeye başladık. Çok yeni bir tabir. Dışarıya evlerden, iş yerlerinden hiç çöp çıkmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Evet, bu mümkün. Şimdi nasıl ona olacak? Başladık. Biz kendi bakanlığımıza başlattık. Cumhurbaşkanlığında başlattık. Üçüncü olarak şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatıyoruz. Sonra Ankara'daki 500'ün üzerinde insan çalıştıran ne kadar kamu kurum kuruluşu varsa, büyük firma varsa, hı-hı, 2560 civarında bunların sayısı. Oralarda başlatacağız. Biz TRT'de de başlayacak yani. Gelecek sene İstanbul'a geliyoruz. Tamam, harika. Ne yapacağız nedir? Peki ne burada? Bizdekini ben özetleyeyim size isterseniz daha iyi anlaşılır. Tamam. Bu. Bir de ikinci aşaması var, onu da söylemek istiyorum. Her köşe başına kumbaralar koyduk. Nedir kumbaralar? Kağıt atacağımız bir kumbara. Yanında cam şişeler atacağımız, petleri atacağımız, elektronik atıkları, pilleri, hı-hı, atabileceğimiz yerler. Bütün odalardan arkadaşlarımız çöp sepetlerini kaldırdılar. Kağıt kullanan arkadaş gidip dışarıdakini atıyor onu bir müddet sonra. Mecburen oradaki çöpü bizim binamızda 3500 kişi çalışıyor. Günde ortalama 750 kilo çöpümüz vardı. Her gün kamyon gelir, 750 kilo çöpü alır ve götürürdü bizden. Evet. Şimdi gelmiyor. 9 aydır gelmiyor. Peki bunları biz burada ayrıştırdık. Lisanslı kuruluşlara verdik. Yemekhane atıkları ne oluyor? Bir kısmını hayvan barınaklarına, zaten kalan kısmını bahçemizin uç tarafına küçük bir makine kurduk. Hı. Önce onu yurt dışından aldık ama şimdi yerli yaptırıyoruz. Kompost makinesi, yani gübre makinesi. İçerisine koyuyoruz o bizdeki çıkan patates kabuğu, karpuz kabuğu ne varsa aklınıza ne geliyorsa yani. Hı. Isıl işlemden geçiyor, gübre olarak çıkıyor. Gübre zaten kokusuz. Şu anda yerli olarak mı kullanıyorsunuz tabii, tabii, bu makineleri? Tabii, tabii. Tamam. Ve bütün yaptıracağımız makinelerde zaten ilk makineden esinlenerek yerlisini başladık, tamam, yapıyoruz. Her yere de bunu kuracağız zaten. O gübreler bir taraftan kokusuz ama bir taraftan da mesela hayvani gübre kullandığınızda içinden bir takım
otlar türer. Bizde o da türemiyor şimdi. Böyle olunca 9 aydır Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çöp kamyonu gelmiyor. Cumhurbaşkanlığımıza çöp kamyonu gitmiyor. Ne faydamız çöpleri oldu bundan? Çöpleri ortadan kaldırdınız. Çöpler bitti. Çöp diye bir şey yok. Çöp diye bir şey yok. Bundan ne gelirimiz oldu bizim? Bakın bir ton kağıt için tam 17 tane ağaç kesiyoruz. Evet. Bir ton kağıt için, yani şu büyüklükte bir kare düşünün. Bir ton gelir bu neredeyse. 17 ağaç. 17 ağaç kesiyoruz bunun için. 9 ayda 1440 tane ağacı kesilmekten kurtardık. 1440 tane ağacı. Ortaya çıkan camlar dönüşüm fabrikalarına gidiyor. Petler aynı şekilde. Piller aynı şekilde. Ve dışarıya da hiçbir şey kalmıyor. Bunun müthiş de bir ekonomisi var. Şimdi bunu kamu kurumlarında yaptıktan sonra evlerde ayrıştırmaya doğru gidiyoruz. Evlerde herkes birkaç tane poşet bulunduracak. Organik atıkları birine, kağıtları birine, diğerlerini birine. Kağıtlarda bakın Türkiye'de şu anda 3 milyon 200 bin ton civarında kağıt atığımızı toplayabiliyoruz. Aslında herkes ayrıştırmış olsa bu 10 milyon tona doğru çıkacak. Türkiye'de kağıt fabrikaları yurt dışından gidiyorlar, kirli kağıt ithal ediyorlar. Yani bizim kağıt fabrikalarımız yurt dışına gidiyorlar. Oradaki yabancıların kullandığı kirli kağıtlar alıp geliyorlar. Buna bir sürü para ödüyorlar. Şu anda bir iki tane daha fabrika yapılıyor. Tahmin ediyorum ki gelecek seneden itibaren neredeyse 2 milyon ton dışarıdan kağıt alacağız. Kirli kağıt. Ellerin kullandığı kirli kağıtları alacağız. Şimdi bu kirli kağıtları kaynatıp eritip daha sonra kağıda dönüştürüyoruz. Bir endüstriye dönüşüyor bu iş. Niye bunun için para verelim ki? Şöyle yapalım dedim ben arkadaşlara. Evlere de bir ufak ekonomi olması için bu işin. Orada kağıtları ayrıştıran çocuklar bu kağıtları getirdiğinde biz para verelim. Ama efendim dediler, bunları kim toplayacak, kim alacak? Ya yaygın bir ağ var dedim. Bütün mahallelerde bu ağ müthiş şekilde gelişmiş vaziyette. Onlardan anlaşalım, onlar alsınlar. Kim diye herkes merak ediyor. Mahalle bakkalları o kadar basit. Onu getiren çocuk oradan biraz para alacak. O beklettiğinde bize verdiğinde bizden parasını alacak. Yani mahalle bakkallarında bir gelir olacak bu iş. Bakkal baskısı mahallede. Bakkal baskısı mahallede. Şey, kirli kağıtlarınızı verin diye hatırlatacak sık sık. Bakkal bir kağıt attırmayacak bundan sonra. Kesinlikle. Bu müthiş bir şey ama. Çok düşünün iyi. Her bakkalın arka tarafında ufak tefek yerleri var. Veya mahallede bir iki tane arkadaşla anlaşırız biz. Onların arka odası vardır. Bir hafta biriktirirler, bir hafta sonra hepsini alırız onların. Çocukların da günlük o otobüs paralarına veya günlük yedikleri ufak tefek aldıkları öğle yemeklerine falan müthiş bir katkı olur bu. Bunu Anadolu'da yaygınlaştırdığımızda emin olun atıkları biz çok hızlı bir şekilde toplarız. Toparlayacaksınız. Bizde 150 milyon liralık bir fon var. Özel bir fon. Evet. Bu fon Türkiye'deki çevre cezaları yazıldığında birikiyor, bize geliyor para. O parayı biz daha önce belediyelerin çöp araçları, çöp kamyonları falan gibi şeylere veriyorduk. Durdurdum ben bu sene. Para birikiyor. Bundan sonra atıkları toplayacağız. Atıkları alacağız. Sıfır atığa doğru geçeceğiz. Bütün paramızı, o bölümdeki, o fondaki paramızı tamamıyla sıfır atığa doğru yönlendireceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp programımıza katıldığınız için Sayın Bakanım. Estağfurullah. Güzel bir fuar olsun diyoruz. Siz de zannediyorum artık yavaş yavaş dönüşe geçeceksinizdir. Sağ olun katkınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki benimle birlikteydi. Kandan size hoşça kalın diyoruz bu sabahta. Yarın 9.15'te Ekonomi 7.24 karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.